Merhaba ve kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün hafta sonu günlükleri çekiyorum. Çünkü bir haftadır gerçekten market alışverişi dışında hiç video çekmedim. Bir gün o kadar kötüydüm ki. Yani akşamlar artık çok soğuk olmaya başladı ve çok soğuk yani. Hani başladı değil, çok soğuk yani genel olarak akşamları. O yüzden biz de bir yürüyüş yapalım dedik ama bir tık da pişman olduk. Çünkü bayağı bir yani üşüdüm mü desem bilmiyorum. Yani böyle bir çok halsizdim. Neyse şu anda çok daha iyiyim. Şunu da söylemem lazım ki gerçekten günden güne Alman oluyormuşum gibi geliyor. Çünkü çok halsiz bir günümdeydim. Ve böyle uyudum. Saatlerce uyudum. Yani bayağı kendimi dinleyip vücudum ne istiyorsa onu verdim. Bu arada sabahları spora başladım artık. Bir hatta home office günlük bir günüm, home office bir günüm nasıl geçiyor diye bir video çekecektim bu hafta ama çekemedim. Çünkü dedim ki kendimi çok kötü hissediyordum. Onun için haftaya aslında bu videoyu da çekeceğim. Bu arada hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yani ilk defa doğru yerde, doğru anda kanalıma abone olmayı hatırlattım. Bu da 5 yıl sonra bir ilk. Şundan dolayı aslında çekmedim genel olarak home office'lerimi. Çünkü zaten önümüz vlogmas birkaç video sonra. Ve dedim ki yani bu zaten her gün, her an görebileceğimiz bir içerik olacak. Hafta içleri tabii ki çalıştığım için. O yüzden mümkün olduğunca bunu bu ara az paylaşırsam eğer hem ben sıkılmam hem de siz sıkılmazsınız izlerken diye düşündüm. Böyle bir kendi kendime planlama yaptım. Hem de birazcık da dinlenmek için ara vermek iyi oldu. Ama günlük vlog çekmek dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi bence. O yüzden asla ve asla pişman değilim. Yaptığım hiçbir video için. Bugün dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmadan önce de hazırlanmak istedim. Ve hazırlanırken de size hem ürünleri göstereyim hem de böyle çanta değiştirmek istiyorum. Uzun zamandır böyle sırt çantası kullanıyorum dışarı çıktığımızda. O yüzden dedim ki bu tatil gününde günübirlik bir yere giderken bakalım benim böyle çantalarla performansım nasıl, hem de ileride almak istediğim çantalar için bir referans olur bana. Sırt çantası çok keyifli bir şey ve hani aşırı rahat ettiriyor ama bazen bazı ülkeler o kadar da güvenli olmayabiliyor turistik olarak. O yüzden bugün bir deneme yapayım istedim. Bir tane çantamla ne kadar hafif gezebilirim ve ne kadar benim için rahat olur diye bir deneme yaptığımız gün olacak. Çantamda ne var onu da gösteririm kısaca size de. Belki size de fikir olur. Evden çıkmadan da niyetim son zamanlardaki alışverişlerimi kısaca çekmekle. O yüzden hani kendimi iyi hissetmek için sadece hafta sonu dışarı çıkarsak zaten makyaj yapıyorum. Hoşuma gidiyor bu anlar. O yüzden de birazcık da konuşalım istedim. Arayı kapatalım istedim. Neler oldu bugünlerde diye sadece çalıştım. Ama olsun. Vlogmas yakın ya. O kadar heyecanlıyım ki. O kadar böyle bana iyi hissettiriyor ki. Anlatamam. Bir sonraki izleyeceğiniz ya da belki de bundan önce koyarım o videoyu. Alışveriş videosunda da Vlogmas'la ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladığımız ve artık tamamen hazır olduğumuzu göreceksiniz. Görüyor musunuz? İyice hittipen oldu. Bu yılın bir tane yetişir mi acaba? Yani kullanırsam aslında yetişir de. Daha böyle karışık kullanıyorum. Her hafta farklı bir şey. Her gün makyaj yapmadığım için. Ama bunun rengi gerçekten çok güzel. Çok da doğal bir rengi var. Evet, öncelikle çantamız bu. Bunu nereden almıştım? Stradivarius diye hatırlıyorum. Bu da geçen yıllardaki doğum günü hediyelerimden bir tanesiydi. Evet, Stradivarius. Rengi çok güzel. Böyle hani rengi de, tipi de gerçekten çok güzel. Çok hafif bir çanta. Her şeyden önemlisi. Ve böyle de kocaman bir askısı da var. Ben bu askıyı başka bir çantada kullanmıştım en son. O yüzden çıktı. Ve çok da rahat, hani kalın bir askısı var. Bir önde, bir arkada. Onu sevmiyorum bir tek. Belki aynı anda olsaydı
Hani çok daha iyi olabilirdi. Şunu demek istiyorum. Biri şöyle burada ve sabun arkasında. O yüzden böyle çapraza çok kalıyor. Ama yine de güzel. Şöyle bir içi var. Şöyle. Kendime de vurdum. Böyle bir bölmesi var. Bilgisayar koyabileceğiniz bir alan gibi düşünebiliriz. Ya da laptop. Aslında bilgisayar girmez de buraya. Daha böyle tablet gibi bir yer. Şimdi ayakkabı vardı. Şimdi bunun içerisini birlikte dolduralım. Şöyle bir tane cüzdan almıştım. Bunu da Primark'tan 4 euro gibi bir fiyata almıştım diye hatırlıyorum. Ve seyahat cüzdanıydı ama böyle çantaların içerisinde cüzdan bulmak bir tık zorlayıcı olabiliyor. O yüzden şimdi karar verdim ve bu cüzdanı değiştireceğim. Bu içindeki SD kartları alıyorum. Şöyle bir tane cüzdanım vardı. Onunla değiştireceğim ki bunu da hiç kullanmadım. Yani evet, cüzdan bu şekilde. Şu şekilde açılıyor. Burada kartlarım var. Burada da işte para koyma yerleri var. İki tane ve şurada bir tane bozuk para yeri var. Şurada bir tane böyle kalın bir alan var. Buraya da isterseniz pasaportunuzu, işte biletinizi falan da şuraya böyle sıkıştırabiliyorsunuz ama şu an için ihtiyaç yok. Genel olarak yolculuklar için ideal. Şöyle kolumuza takıp böyle de hani tutabilirsiniz. Bir yere gitmek isterseniz. Bu böyle aslında akşam yemeğe giderken kılaç olarak bile kullanılabilir. Bayağı güzel bir şey. Bunu böyle büyük yerine atıyorum. Sonra burada teknolojik bütün her şeyim var. Normalde sırt çantası kullanıyorsam eğer şöyle küçük bir çanta alıyorum ya da bir bel çantası alıyorum ki işte kamera sürekli böyle hani kapatıp açtığım ve çekim yaptığım için bu bayağı iyi oluyor. Bunu da Zalando'dan çok uygun bir fiyat almıştım. İnanılmaz uygun. O yüzden bunun içinde ve şimdi sırt çantamın içindekileri bunu aktaracağız. Lazım olanları. Burada kulaklığım var. Şöyle. Çünkü bugün dışarıda olduğumuz için özellikle GoPro ile çekim yapacağım. GoPro'm da şu anda şarjda. Ve aslında bunu ayrı koyabilirim. Hatta bunu şöyle yana bile koyabilirim. Çünkü yanda olursa eğer çok daha rahat girip çıkar. Ve bayağı da hani zarar görmez. Zaten ayrı bir kılıfı da var ama yine de korumak güzel oluyor ve sıkıştı. Dakika bir, gol bir. Fermuar sıkıştı. Bunu da içine atıyorum çünkü buna o kadar da ihtiyacım olmayabiliyor. Şu an için ağırlığımız yeterli. Bakalım bu çantanın içinde neler varmış. En son hafta sonuna gittiğim son videoda bunu kullanmıştım. Bunu Chibo'dan almıştım. İçinde neler varmış bakalım. Lip balm. Milk'in şöyle highlighter'ı, hatta kullanabiliriz. Bugün highlighter sürmedik. Şöyle bir highlighter'ı ve bir de böyle hani canlılık istersem diye şu renk bir de allığı var, stick allığı. Bunlar çok iyi oluyor. Hatta hiçbir şey yapmaya bile gerek yok. Bir tane ne olur ne olmaz minik bir parfüm. Bunu da tasarım yanına. Bir iPhone kablosu telefon için. Bir tane bunu Türkiye'deyken almıştım. Rebel'un Ice'ı. Güzel oluyor bu da. Bir power bank. Sakız. Çünkü ne zaman isteyeceğinizi asla bilemezsiniz. Bu da Bilov'un. Yeşil naneli çok güzel bir sakızı. Bayağı ekşi. Bu ayrı bir kartlığım. Bu da genelde Türkiye kartlarım var. Bir tane dezenfektan ama dezenfektanı şimdi kolay olduğu için bırakıyorum ve bir tane de el kremi varmış. Bunun adı küçük göze. Koyacağım hemen. Ve bakalım başka ne var. Her zamanki gibi Supo. Bir mendil, bir de göz kılıfı. Ve ne yağ kaplıyor ne de ağırlık yapıyor. O yüzden çok iyi oluyor. Böyle. Şimdi bununla bugün gezmeyi deneyeceğiz. Çünkü bundan sonraki seyahatlerde buna ihtiyacım olabilir.
hatırlamıyorum ama Shiver'ine geldik. Şimdi şuradan çıktık, arabayı oraya park ettik. En son oraya bir gezeceğiz, güzel şeyler vardı. Şimdi de bir yemek yemeye gidiyoruz. Adana Kebap House'a gidiyoruz. Bakalım nasılmış. Bu arada buranın puanı 4.9. Uzun zamandan sonra ilk kez manda döner yiyeceğim. Şimdi çıktık. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bakın. Anlatıyorum şimdi sırayla. Gittik. Öncelikle Adana yazıyor ama... Bir şey söyleyeceğim. Videoyu kapatma sadece. Tamam. Adana yazıyor ama Adanalı değillermiş. Önceden satın almışlar. Sahipleri değişmiş. Evet, burası zamandaki sahibinin karısına doğum günü hediyesiymiş. Müthiş bir doğum günü hediyesi değil mi? Ve eşi de Adanalıymış benim gibi. Sonra böyle inanılmaz tatlılar. Yani servis zaten olağanüstü. Çok güzel konuştuk, sohbet ettik. Bize burada nereleri gezebileceğimizin her yerini gösterdiler. Zaten hazırlıklı gelmiştik ama yine de tarif ettiler, gösterdiler her yere. Ondan sonra yani böyle çok hoş sohbetler zaten. Böyle yani yurdum insanının böyle şeyini alıyorsunuz, anladınız mı? Sonra ya bakın bu da artık yani en üst seviye, daha üstünü görmedim. Ama bence şöyle bir şey anlatabilirsin. Biz bayağı bir sohbet ettik. Tabii biz çok sohbet ettik. Hani sadece bir şey, ufaktan bir şey yer kalkarız diye planlamıştık. Evet. Yani ama zaten şeydi hani böyle yani çok da açta değildik açıkçası. Ki ben uzun zamandan sonra ilk kez döner yedim. Buna rağmen de çok da güzeldi bu arada. Bir o kadar daha yemem yüksek ihtimal. Ve çok yani başından sonuna kadar, adım attığımız ana itibaren çıkana kadar full sohbet ettik. Ve bize ne dediler biliyor musunuz? Burada kalmak gerekir. Bir şey lazım olur. Buyurun evimiz size açık. Gelin bizde kalın dediler. Ben hani bu artık yani çok başka bir seviye. Yani böyle gerçekten hani yurt dışında değil de böyle hani memleketinin bir yerindeymişsin gibi hissettiğin anlar olur ya. Bu da gerçekten öyle bir an. Ve çok güzeldi ya. Yani böyle inanılmaz bir deneyimdi bence. Puanı çok yüksek bu arada. Puanı inanılmaz. 4.9. Aynen. Ki ben de birazdan yorumumu yapacağım. Şimdi çok güzel bir yere geldik, gösteriyorum. Çok yağmur yağıyordu ki deriye soyunduk. Nerede bunlar aldım? Uzlandı bir kar küresi istiyordu. En güzeli de bu. Baksanıza çok güzel. Burada çok güzel yılbaşı için ürünler de gelmiş. Şuna bayıldım. Ben mutfağa böyle bir şey istiyordum ne zamandır. Böyle çok sade ve cidden videolarda çok güzel duracak bir şey. 7 euroymuş bu da. Bundan alıyorum. Bunu da şöyle kapağı. Böyle vakumlu, tam böyle bisküvini, krekerini koyarsın, cevizini falan ve devam edersin. Bayağı tatlı.
Şirin gerçekten kopuyor şu an. Şimdi Nanuna'ya geldik. Nanuna, burayı da söylemek çok zor. O kadar güzel yılbaşı için ürünler gelmiş ki anlatamam. Her yer şu anda bunlarla dolu. Ben de ne zamandır şu kokinalardan istiyordum. Kokina mıydı bunun adı? Emin olamadım. Böyle hani her yıl kullanılır. Bir tane küçük, iki tane de böyle büyükten alıyorum. Büyük 2.95'miş. Küçük de 1.95. Bunlar böyle yemek masasında çok tatlı olur diye düşündük. Böyle minik bir vazomsu bir şeyle. Böyle güzel bir lokması hazırlıklar devam. Şimdi de sıcak çikolata için böyle nane baston şekeri gördüm. Aslında şunlar çok güzel. Yani bunun renginde bu boyda olsa alacağım ama bu boy olduğu için şimdilik bunu alıyorum. Gerçekten sıcak çikolata da akşamları çok özledim. Bunlardan almıştık geçen yıl. Şimdi bunları görünce bir mutlu oldum. Şimdi çıkıyorduk. Kokinaların yanına da şöyle bir şey alayım dedim. Çünkü az kalacaktı. Bu da çok güzel duracak yanında. Bunda fiyatı 2.95. Evet, bu tabii ki bir tık daha karışacak. Çok güzel oldu.